Ben Melek, İpek'in annesi. Buyurun Melek abla. Derste filan aramadım değil mi? Müsaitseniz bir şey soracaktım. Yok yok, hayır. Estağfurullah, buyurun. Bana bir kalp doktoru lazım. Hayırdır Melek abla? Süt annem. Biraz rahatsız da. Bildiğiniz biri var mı diyecektim. Bildiğim... Salih abinin abisi var. Çok iyi bir doktor derler. İsterseniz bir Salih abiyle görüşün. Öyle mi? Felakettim değil mi? Dur bakalım Pinokyo, daha ilk gün. Ayrıca abartıyorsun, çok kötü değil durum. Gerçekten mi? Barış, ben sana bir şey aldım. Aa! Hep yanında alayım dedim. Ne diyeceğimi bilemedim. Teşekkür ederim. Ya asıl ben çok teşekkür ederim Barış. Benim için zaman harcıyorsun, emek veriyorsun. Bu işi başarırsam senin sayende olacak. Hayırdır diyeceğim ama şimdiye kadar bu kapıyı çalışınızdan hiçbir hayır görmedim Melek Hanım. Bu ne burada gündüz gözüyle? Ha? Yani kokusu bizim eve kadar geliyor. Hani her şeyin bir adabı vardır. Allah'ım sen bana sorma. Terbiyesiz anarşist. Sana kim Melek adını verdiyse çok büyük hata etmiş. Çok büyük. Ya. Üç gün uyusam dinlenmez bu kemikler. Tamam, geldik işte. Sanki tek başına taşıdım. Bir daha asansörsüz eve taşınırsam iki gözüm önüme aktı şerefsizim. Kız başınıza, sizin harcınız mı bu işler? Bırakın ben taşıyayım. Ay, yaşa sen Fevzi abi, seni bize Allah gönderdi. Ay. Sen yanlış anladın beni. Böyle yürümez bu işler. Merdiven başına 10 lira desek buradan sizin oraya 108 tane falan, 107 lira tamam ya. Ya bırak abicim ya. Bunca yolu ben geldim, buna kaptırmam parayı. Bırak, bırak. Git de bize bir conta ile İngiliz anahtarı al hadi. Ne yapacaksın abicim conta ile İngiliz anahtarını? Çüş artık ya. Biz kedi sefasına devam etseydik keşke. Zaten öleceğim, beni camide yıkayacaklar. Hı. Aa, bu çok açık ayol. Şu zanteri versene bana. Hı. Şunu şuraya koyduk mu? Ne münasebet, böyle açık kalacak. Başrolüm ben. Başrol olunca her yer meydanda mı olmalı? Hayır ama sahneye çıktığımda herkes beni seyretmeli. Bunu rolünle yapsan? Hem annen baban görürse vallahi yüreklerine iner. Hiç sanma. Onlar bana güvenir. Sanat için soyunsam bile karışmazlar. Ay, Ceyhar'sın sen. Allah'tan İpek'in rolü erkek. Hiçbir yere açık saçık olmaz da sen de rahat edersin. Aa,
İpek de mi oynuyor? Haberci rolünde. Dur gel şarayım benim. Nasıl kapmış onu? Ya ya ne demezsin. Ben size söyleyeyim. Kalkamaz o rolün altında. Bence yakamla uğraşacağınıza söyleyin İpek'e. Boş yere sahneye çıkıp kendini rezil etmesin. Nedenmiş o? Niye rezil olacakmış? Niyesi mi var? Bırakın oynamayı. Hayatında hiç Shakespeare bile izlememiş. Hoş başkasını seyretmiş mi ondan da şüphem var. Sen bana baksana kızım. Benim kızım her şeyin üstesinden gelir. Yeter ki istesin. Abi, hiç insan kalmamış bu insanlardan. Bir tüp 50 lira olur mu abicim ya? Şampuan işinden kalan son para da gaz olup uçtu. Tamamdır. Bağlantıyı da yaptık mı aksın sıcak sular. Tüpü getir çırak. Buyursa. Ya abicim benim koptu ya. Niye hep bu işleri ben yapıyorum? Tamam. Ben taşıyayım. Buyursana. Al. İyi tamam be. Tamam. Oldu işte. Ya abicim var ya sen çok iyi bir ev arkadaşısın ha. Dur bakalım ya. Bir yıkanalım şöyle peynirli omlet yapayım da sen o zaman gör beni. İşte budur. O zaman açılış şerefini sana bırakıyorum usta. Ters mi bağladın acaba? Hayır, ters bağlamadım. Hay ben o münevverin. Ya nasıl yedik ya? Abicim kız çok pis gol attı bize ya. Ya ben bunun böyle olacağını biliyordum ya. Ben nasıl gideceğim şimdi akşam böyle? Ya kızım sen ne şerefsizmişsin ya. Neredesin dur? Harikayım. Kızım aklın varsa çıkma karşıma. Bu yaptıklarını çok fena edeceğim sana. Aa, kime kızdı bu bitli ipiğini? Girseydin bu alama. Ne yapıyorlar? Çok kötü durumdalar abla. O şof beni o kadar yol taşımışlar. Zar zor takmışlar. O sinsi minoş bunlara çalışmıyor dememiş. Bir heves çakmışlar çakma. Ceyhan şof ben çalışmıyor. Ay böyle giderse iki güne kalmaz bitlenirler vallahi. Tamam tamam uzatma. Ben yatak odasında şimdi sandıkları yerleştireceğim. Şofben açık. Pırlanta yürekli ablam. Bütün genç kızların koruyucusu. Ay Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradım verse versin. Allah. Ay! Ay maallah. Düşüp bayılacağım Allah. Hemen hemen gireyim. Sana söz. Birkaç ay sonra sana yeni oyun davetiyeleri vereceğim. Melek Hanım yine izin vermezse o zaman ben kaçıracağım seni sana söz. Nevzat Efendi! Ha, Esin'leri gördün mü? Yok hocam, dersler çok yoğundu bugün. Hiç okuldan çıkamadım ki. Ama belki şimdi uğrarım. Tamam, hadi görüşürüz. Ne oldu Mahalle abla? Hadi bir ne olsun? Sabahtan beri bir yoğurt aldıracak kapıcı efendi. Kayıplara karıştı. Tamam, ben alır gelirim. Peki. Mahalle abla, sen olmasan yanmıştık vallahi. Siz asıl Melek ablama şükredin Esin Toş. O olmasaydı bitleriniz ayıklardık kız yine. Ay ben de öyle bir anlattım ki az ceyar değilim ha. Ay bu kılıkta hayatta dışarı çıkamazdım. Sanki bir gece sokağa çıkmazsan cezaya kalacaksın. Sorun dışarı çıkmak değil Özgürcüğüm. Farkındaysan leş gibi kokuyoruz. Hadi kız oyalanma, yıkanın kaliteli kaliteli hadi. Şşt! Oo, nereye? Önce ben. Tabii ki kraliçem. Siz dururken benim ne haddime yıkanmak. Buyurun. Selam. Merhaba, gelsene. Yok abi, hiç gelmeyeyim. Akşam gidiyor muyuz oyuna? Ya Erkan, benim bugün hiç keyfim yok. Başka zaman inşallah, ha? Tamam, olur. Nasıl istersen. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Güle güle. Ha şey, Melek Hanım'la ne yaptınız? Ne yapacaktık ki?
Vukuat diyorsan daha bugün vukuat falan yok. Yok abi, öğlen aradı beni. Tanıdığın bir kalp doktoru var mı diye sordu. Ben de Salih abinin var, onu arayın dedim. Tabii ya. Ben de niye çöpe taktı diyordum. Hay Allah. Görüyor musun? Çok ters davrandım kadına Erkan. Üzülme Salih abicim. Sen şimdi bir yolunu bulur, Melek Hanım'ın gönlünü alırsın. Hadi görüşürüz. Güle güle. Aşk olsun Melek Hanım. Çocuk gibisiniz vallahi. Neden çöpü bahane ettiniz ki? Erkan söylemesi hiçbir şeyden haberim olmayacak. E siz kapıyı açar açmaz saldırdığınız için ben de vazgeçtim Salih Bey. Haklısınız. Kusura bakmayın. Hadi gelin şu öğlen yaşananları unutalım. Gelin konuşalım. Aa, ne münasebet. Ben niye sizin evinize geliyorum ki? Şimdiyseniz gidin evinize. İyice postu serdiniz buraya. Buyurun bu taraftan. Buyurun. Buyurun. Çay, kahve bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Bir an önce konuşalım. Süt annem fark etmeden gideyim ben eve. Geçmiş olsun. Umarım rahatsızlığınız önemli bir şey değildir. Yok, hasta olan ben değilim. Annem. Hem hasta hem inatçı. Doktora gidelim diyorum, dinletemiyorum. Ama halini hiç beğenmiyorum. Yaşlandıkça çocuklaşıyorlar tabii. Önceden çekilmiş filmleri, tahlilleri var. Abinize bir göstersek, size zahmet olmazsa. Rica ederim. Ben hemen arar bir randevu alırım. Ya kızım, hadi sene. Esin. O kadar iyi geldi ki saatlerce kalabilirdim sıcak suyun altında. Hmm. Duyan da iki dakikada çıktığını zannedecek. Kızım yaşlandık burada sıra beklerken. Ne yapayım sultanım? Çok özlemişim yıkanmayı. Tamam tamam. Bakalım ben hatırlayabilecek miyim banyo yapmayı? Ha, bir şey soracağım. Saçı ıslattıktan sonra mı şampuan döküyorduk, önce mi? Aa, tek Özgür. Ya hiç param kalmadı. Arkadaşlarla buluşacağım da bir 10 lira borç versene. Sakın geç kalayım deme. Ezan okunmadan evdesin. Ha, salep falan iç. Alkol alırsan kafanı kırarım. Tamam sultanım. Esin. Ne haber şeker? İdare eder. Hadi kaçtım, görüşürüz. Ya biraz konuşsaydık. Sana bunları verecektim. Gel, gel. Hoş geldin. Gel. Yok, yok, girmeyeceğim. Birkaç işim var, onları halletmem lazım. Sabah sormayı unuttum. Akşam kim gidiyoruz? Salih abiyle İpek de gelecek. Ama işleri çıkmış. İyi o zaman, tiyatroda buluşuruz. Anlaşıldı. Ayrı ayrı gidiyoruz. Geç kalma. Beklemeyi sevmem. Tamam. Hoşça kal. İlk kez beni bir yere davet etti. Ve annem yüzünden gidemiyorum. Ya hayatımın aşkı ellerimin arasından kayıp gidiyor. Ay, ne yapacağım Özgür ya? Of. Bak. Bir kere şu platonik aşık durumundan kurtulacaksın. Öyle hoca-öğrenci aşkı sendromundan da sıyrılacaksın. Ya kızım, bir etrafına bak ya. Eminim okulda çok yakışıklı öğrenciler vardır. Hoş geldin kızım. Kapanmışsınız odaya, yüzünü görmedim. Sabah olanlardan sonra etrafta fazla görünmeyeyim dedim. Ne oldu ki sabah? Ben unuttum bile. Hadi, saat kaç oldu giyinmemişsin? Oyun başlayacak. Çıkarımız ceketini giy ha. Anne, sen iyi misin? Çok iyiyim. Bak, Özgür de gelmiş. Kardeş kardeş beraber gidersiniz. Annem, sen bir tanesin.
Tamam, ben de zaten kültürel faaliyetlere bayılırım. Ha, iyi. İpek giyinirken şu Esin'i çağır sen de. Melek teyzeciğim, şey, Esin'in biraz işi varmış. Biz İpek'le kardeş kardeş gider geliriz. Git bak bakalım millet nasıl oynuyor. Yakında sen de sahneye çıkacakmışsın. Eda söyledi bu sabah. Çok gurur duydum. Anneciğim, bak göreceksin, başaracağım. Hele bir oynayayım, o zaman benimle daha çok gurur duyacaksın. Anne, sen de gelmiyor musun bizimle? Yok artık. Erkan Hoca da gidiyormuş, sen onunla gidersin. Ha. Annem bizi beraber zannediyor. Beraber çıkacağız evden. Ona hiçbir şey söylemedim. Tamam mı? Sen nereye gidiyorsun peki? Annelerden hesap sorulmaz. Hadi giyin kızım. Hadi. Görmeliydin Barış. Ev ev değil, tımarhane. İpek'in annesi tam köylü. Sağ olasın. Kız sahneye çıktığında kadının halini düşünemiyorum. O kadar uzak ki bu işe. İpek'in neden kaçıp sınava girdiğini anladım yani. Ay asıl deli deli bakan ninesiyle bir de kız kurusu teyzesi var. Görmen lazım. Tam tırlaklar. Ya sen de kalksak, oyuna geç kalmak istemiyorum. Ne diyordum? En çok İpek'in annesine güldüm. Kadın tutturdu, kostümün yakasını boğazına kadar kapatacağım diye. Hem biliyor musun, İpek annesine sahneye çıkacağını bile söylememiş. Alışkanlık galiba, sürekli yalan söylüyor. Yeter Eda. Neden sürekli İpek'le uğraşıyorsun? Ya da kıskanıyorsun mu demeli? Ha? Asıl sana sormalı. Sürekli onun peşindesin. Peşinden iki dakika bile ayrılmıyorsun. Doğru. Belki görüş alanımı düzeltmiştir. Senin yavan, yüzeysel, hiçbir şeyden anlamayan tavırlarından sonra onun sakin, herkese karşılıksız sevgi besleyen anlayışı bana iyi gelmiştir. Adisin sen. Bu ilişki bitmiştir Barış. Bitti diyorum, duymuyor musun? Allah belanı versin. Gidiyorum. Yalvarıp ayaklarıma kapansan da affetmeyeceğim seni. Seni tutmayayım. Çok bile çektim seni. Buldun sen ayarını. Ay ya, Mali abla, üf, çok kaşındı, sulanıp duruyor. Oynama, küserim. Çok sürme, sahneye çıkan o değil. Ver bakayım şunu. Aa, sahneye sen çıkacaksın galiba Melek abla. Hadi oyalanma. Tamam anneciğim. Bana bak İpek, bu gece çok önemli. Erkan Hoca içindekileri söyledin, söyledin. Söyleyemedin, böyle fırsat bir daha ele geçmez. Tamam tamam. Hadi. Geç kaldım. Ama da hazırlanır mısınız ya? Atkını da. Aldım bile. İyi akşamlar. İyi akşamlar Salih Baba. Taş yağacak kafamıza, taş. Hava kararmış, hanımlar sokağa dökülüyor. Ama anneciğim ne yapayım, tiyatro bu saatteydi işte. Kızın dersi olmasa yoksa... Biter bitmez evdesiniz. Oyalanmayayım, vallahi eve almam. Tamam anneciğim. Dudağına ne oldu senin? Ne oldu? Aç bakayım. Aç. Yedinin körü olmuş. Anneciğim hadi geç kalıyoruz. Ya geç kalıyoruz. Erkan hocam. Hocam tiyatroya değil mi? Evet. Ya sizi aradım cep telefonunuzdan ama kapalıydı. Biz de geliyoruz. Hepiniz mi? Yok ben gelmiyorum evladım. Kızlar sana emanet. Bulduğun gibi getir, değil mi? Tabii. Merak etmeyin. İyi akşamlar. İpek, anlaştığımız gibi oyun bitince beni arayacaksın. Burada buluşacağız. Birlikte gireceğiz eve, tamam mı? Tamam anne, merak
etme. Heh, iyi hadi iyi eğlenceler. Kusura bakmayın, beklettim. Rica ederim. Yalnız neden böyle gizli saklı gidiyoruz anlayamadım. Siz benim annemi tanımıyorsunuz da. Ama sizi tanıyorum Melek Hanım. Geçmiş olsun, bir şey mi kaçtı gözünüze? Yok yok. Ne zaman annemden gizli bir iş yapsam böyle olur. Gündüz gitseydik bunlar gelmeyecekti başımıza. Abimin 5 günlük konferansı varmış. Ancak akşamları evde olabiliyor. Söz konusu sağlık olunca ertelemek istemedim doğrusunu isterseniz. Gözüyleydi vallahi. Bundan da değil, saçmalıklarına daha fazla dayanamadım. Ayrıldık. Herkes kendi yoluna bundan sonra. Gözün aydın diyelim o zaman. Ya para öyle istedim. Çok üzüldün mü? Yok canım, neden üzüleyim? Bitmesini ben istedim. Neyse, bu en iyi arkadaşım Özgür. Barış, okuldan arkadaşım. Kurtarıcım desek daha doğru olur aslında. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Yiğit, sınıf arkadaşım. Merhaba. Memnun oldum. Gülşah, o da sınıftan arkadaşım. Memnun oldum. Merhaba. Girelim mi? Siz geçin, biz geliyoruz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Memnun oldum. Hadi gençler. Kızım. Takıldın şu kartefe. Bak bu çocuk cillop gibi. Ona takılsana. Ya Erkan gitmiş. Erkan'ın yanına ben oturacağım. Hadi. Bu hiç iyi olmadı Erkan. Bizi görünce kesin anlayacaklar. Ama büyüttüm ya. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz. Ama bilmemeleri gerekiyordu. Onlar senin arkadaşın. Bilmemesi gerekenler Melek ablayla süt nene. Kızlar değil. Aa, işte orada. Kim ya? Yanındaki kim ya? Ah, isimmiş. Arkadaşlar ne etti herhalde? Üzün mü? Hani nerede? Kim ettiği tartışılır. Esin, gelebildiğine çok sevindim. Gelin. Arkadaşlarıyla buluşacakmış. Bana diyene bak. Kızım sen toptan yalancı olmuşsun ya. Sevgili mi oldunuz? Çabuk söyle. Şişt. İyi seyirler. Sağ olun hocam. Benim hayatımın en güzel gecesi. İlaçlarını hiç aksatmadan alıyor. Yeterli değil Melek Hanım. Mutlaka ameliyat olmalı. Bu ameliyat işi galiba sizin gözünüzü korkutuyor. O da var ama asıl mesele annem. Hayatta izin vermez. Sıkmayın canınızı, buluruz bir yolunu. Madem başka çaremiz yok, bulacağız bir yolunu. Deniz nasıl? Alışmış mı okula? Alışmış, alışmış. Birkaç gündür sesi soluğu çıkmıyor. Vallahi helal olsun sana. Annesi olmadan yapamazsın demiştim ama dört dörtlük yetiştirdin çocuğu bir başına. Yasemin ne yapıyor? Oğlunun üniversiteye gittiğinden haberi var mı bari? Haber verdim. Ama arayıp kutlamadı bile Deniz'i. Eşiniz hayatta mı? Eski eş. Yok.
can geliyor, o yüzden ses. Beğendiniz mi oyunu? Beğendiniz mi? Çok üzgünüm. Biliyorum canın çok yanıyor. Ama elimizden bir şey gelmez ki. Onlar birbirlerinden hoşlanıyorlar. Ya bak inan Esin'le konuştum. Onu durumdan uzaklaştırmaya çalıştım. Ama senin hocadan hoşlandığını söyleyemezdim. Özgür sana inanmıyorum ya. Biliyordum. En başından beri bunu biliyordum. Ya ben senin arkadaşın değil miyim Özgür? Neden bana söylemiyorsun? Ben senin arkadaşınım İpek Hanım. Ve şimdi gidip o buzlar kraliçesiyle konuşacağım ve Erkan Hoca'dan ayrılmasını söyleyeceğim. Hayır. Hayır öyle bir şey yapmayacaksın. Ortamda sala olduğum yetti. Ne Esin'e ne de Erkan'a hiçbir şey söylemeyeceksin. Eğer gerçekten benim arkadaşımsan sana bu söylediklerimi onlara söylemeyeceksin. Yoksa bir daha seninle asla konuşma. İpek! Gitme. Gel. İpek nerede? Gitti. Nasıl gider? Melek abla bana emanet etti. Telaşlanma hoca. Annesi arayıp çağırdı. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. İpeğim, ne oldu sana? Valla abla. Yavrum. Ay, kızım. Annen nerede senin? Akşamlar. Aa Melek Hanım. Biliyorum bana kızacaksınız ama söylemeden edemeyeceğim. İpeği çok fazla sıkıyorsunuz. O çok iyi bir kız. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilir. Testi kırılmadan tedbir almak lazım. Korkarım o testi bir gün elinizde kırılacak diye endişeleniyorum ben. Bakın psikologlar da aynı şeyi söylüyorlar. Çocukları fazla sıkmayın diyorlar. Onları uzaktan... Çaktırmadan denetleyin diyorum. Psikologlar mı büyüttü kızımı ben mi? Onlar mı daha iyi tanıyor ben mi? O zaman kendinize güvenebilirsiniz. Onun gibi bir kızı yetiştirdiğiniz için kendinize ne kadar iftihar etseniz azdır. Teşekkür ederim. Hadi, oyun bitmiş midir? İsterseniz bana çıkıp bir kahve içebiliriz. Bu arada bir mesaj çeker Erkan'a sorarım. Hiç zahmet etmeyin. Tiyatroda canım sıkıldı, erken çıktım derim anneme. Siz önden buyurun. Bir 5-10 dakika oyalanıp öyle girelim içeri. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Özür dilerim size. Akşam akşam zahmet verdim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Melek abla.
Çatladı başım, çatladım. Tiyatro değil, delilik. Şey, hocasıyla gelecek Yelek. Tekerlek nereye giderse arkada oraya gidermiş. Hiç dövünme kızım neye benziyor diye. Kime çektiği belli işte. Neredeydin sen? Bir arkadaşa gittim. Kimmiş bu arkadaş? Nerede tanıdın iki günde? Şeyden. Cevap versene! Bundan sonra sana sokağa çıkmak yasak. Eşikten adım atmayacağım. Ama anne iş arıyorum. Sokağa çıkmadan nasıl bulacağım iş? Evde terzilik neyine yetmiyor? İş arıyormuş. Pee, külahımı anlat sen onu. Şu yaşta yediği naneye bak. Utanmadan kızı da alet ediyor kendine. Aman. Uzun süre hapislik yatacağım Melek abla. Allah kurtarsın. İpek, bu ne demek? Ha, biz seninle böyle mi konuştuk? Neden beni aramadın? Unuttum anneciğim. Aa, ne demek unuttum? İnsan annesini unutur mu? Neden öyle erken geldin? Erken mi bitti tiyatro? Hayır. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Günlerdir kafamın etini yedin tiyatro diye. Sonra gidip seyretmeden mi döndün? Unut. Bundan sonra tiyatro miyatro yok. Madem gidip seyretmiyorsun o zaman evinde otur hanım hanım. Ya gerçekten çok komik oyundu. Çok eğlendim. Değil mi? Evet. Ama oyuncular da süperdi. Evet. Kahve içelim mi? Olur. Yok ya, siz takılın. Bana bu kadar eğlence etti. İyi geceler. O zaman ben de gideyim. Şimdi anlatsana. Konuştun mu? Ters bir şey mi oldu? Niye böyle mahzunsun? Anlatacak bir şey yok Muhalle abla. O başkasına aşıkmış. Deme kız. Kuzum. Seni sevmeyene ağlanır mı? Kendi kaybeder. Pisçe ya. İki gün birbirinden nasıl bu kadar farklı olabiliyor? Dün dünyanın en mutlu insanıyken bugün canım yataktan çıkmak bile istemiyor. Kalbimin üzerinde 1000 ton ağırlık var. Canım acıyor. Dünya küstü bana sanki. Her şeyimi elimden aldı. Hadi kızım, ocağın keyfini mi bekleyecek? Anne. Efendim canım. Ben artık okula tek başıma gitmek istiyorum. Ya ben de neler yapmak istiyorum ama olmuyor işte. Hadi eğer hazırsan. Yani ben ciddiyim. Benim artık ne senin ne de Arkın hocanın bekçiliğine ihtiyacım yok. O kadar yol tek başına gidilir mi evladım, Allah korusun. Yani dün de Taksim'den tek başıma geldim. Hem de gece vakti. Oradan buraya gelebildiğime göre okula da tek başıma gidebilirim değil mi? Aman bana sakın dünden bahsetme. Ya anne, artık ne olur büyüdüğümü kabul et. Sen böyle yaptıkça hiçbir şey başaramazmışım gibi hissediyorum. Olur mu öyle şey evladım?
Her şeyi halledersin sen vakti gelince. Ama şimdi değil. Anne. Hı. Ben artık büyüdüm. Ya sen beni tek başıma çarşıya bile yollamazken ben İstanbul'a geldim. Bana hala ilkokul çocuğu muamelesi yapıyorsun. Ya ben artık büyüdüm. Üniversiteye başladım. Hem beni hocamla okula gittiğimi gören arkadaşlarım dalga geçiyorlar senin yüzünden. Ne? Onlar kendilerine baksınlar. Aldırma sen. Ama bazıları da Erkan hocayla aramda bir şey olduğunu düşünüyor. Sen beni koruyacaksın diye düştüğüm durumlara bak. Densizler! O senin hocan! İşte bu yüzden de artık okula Erkan hocayla gitmek istemiyorum. Tek başıma gidebilirim. Biraz düşünelim. Birkaç gün deneyelim. Anne, ciddi misin? Evet ama yolda yabancılarla konuşmak yok. Kaybolur gibi olursan hemen karakola gideceksin, tamam mı? Tamam, hiç merak etme anneciğim. İyi, hadi. Sağ ol. Hadi yolun hadi açık olsun. Allah. Yemeğimi bozdum, saldım yola. Başına bir şey gelmez inşallah. Günaydın. Günaydın hocam. Erkencisin. Sen arabaya in, ben geliyorum. Ekmek mi geldi? Günaydın. Ne haber İpek? İyiyim. Gerek yok hocam. Siz keyfinize bakın. Ben okula yalnız gideceğim. Nasıl yani? Melek abla ne olacak? İzin verdi, konuştum. Süper. Gördün mü? Bak her şey yoluna giriyor. Öyle. Neyse, ben gideyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya ne dedim de ben bozuldu şimdi? Ekmeği de kendimiz alacaksak bu Feyze Efendi ne yapıyor ki? Günaydın. Günaydın. Ben İpek'i okula bırakacaktım ama tek başıma gideceğim dedim. Böylesi daha münasip. Ne oldu? Bir şeye mi kızdınız? Evladım bir de soruyorsun. Ben bu kızı sana emanet etmedim mi? Evet. Götürdüğün gibi getir demedim mi? Evet. Nerede? Nerede? Yarı yolda bırakmışsın kızı. Ama? Aması yok. Aması yok. Bundan sonra anlaşıldı. Yalnızca İpek'e güveneceğim ben. Hayır. Ben siz aradınız zannettim. Yani siz çağırdınız. İpek de bizim yanımızdan ayrıldı zannettim. Tamam evladım. Ben anlayacağımı anladım. Yorulma sen. Aradınız. Demek Meleğin satılık evi için arıyorsunuz. Şimdi yok. Gelince ben sizi aratırım. Melek, seni ben emzirdim. Sütün de bozuk değil. Nereden öğrendin bunca oyunu, yalanı dolanı? İnsan çatısını satar mı? Derdin ne senin? Ama biliyorsun durumu annem. Hiçbir şey bildiğim yok benim. Ayakta uyutuyorsunuz baksana. Bu son olsun Melek. Bir daha yalanını yakalayayım. Şart olsun iki hafta ne sen benim sesimi duyarsın ne de ben senin. Çarpılacağım bu yalanların yüzünden. Ama yalan söylemedim ki. Kes! Özrü kabahatinden büyük. İpek okula yalnız gidiyor ve Melek teyze buna izin veriyor. Doğrusu da bu değil mi? Koskocaman kız. Özgür dün bize annesi İpek'i aradı, İpek o yüzden gitti demedi mi? Bak işte bu da yalanmış. Yoksa Melek teyze sana niye kızsın ki? Ne oldu da İpek gitti ya? Annesinden izin almışken niye oyunu izlemedi? Yoksa... Olabilir mi? Özgür kalk. Kalk 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 konuşmamız lazım. Ya bırak uyuyacağım.
Ya kalksana kızım ya. Konuşacağız. Ne var? Ne olduğunu sen anlatacaksın. Ya siz ne işler çeviriyorsunuz? İpek'i dün annesi çağırmamış. Bilmiyorum. Bana öyle söyledi. Özgür. İpek Erkan'a aşık galiba. Ya abicim bana ne ya? Of, başlayacağım sizin aşkınızı şarap çanağına. Melek. Al bunu kızım. Aman anneciğim. Elinin darlığını desen. 3 kuruş için ev satılır mı hiç? Ondan değil anneciğim. Balıkesir'e dönmeyeceğiz belli. Buralarda belki uygun bir ev bulurum diye düşündüm. Melek, boşuna didinme. Niyetin belli. Senin yükün sana yeterken bir de biz sırtına bindik. Ay, olur mu öyle şey? Anneciğim, sen bizim atamızsın. O zaman ikiletme. Al şunu içime sinsin. Muhterem anneciğim, bunlar köfteden arttı. Ne yapayım bunları? Yumurtaya bandırıp kızart. Ziyan olmasın. Ama böyle parça pinçik şeylerden ekmek balı olmaz ki. Hava soğuk, kuşlara ver yavrum yesinler. Değil mi anneciğim? Peki madem. Anacığım sen merak etme, her şey yoluna girecek. Sen yeter ki elin üstümüzden çekme. Yakında işe başlayacağım zaten. Hepimiz rahat edeceğiz. Onun için 3 kuruş için ne kendinin ne de kızların hayatını zehir etme. Şükürler olsun halimize. Ne vardı? Geçmiş olsun Geyri Baran. Abim yarın saat 2'de sizi muayene için bekliyor. Ne muayenesi efendi? Kalp muayenesi için. Hiç endişelenmeyin abim, son derece iyi bir kalp mütehassıdır. Bu ailede tuhaf bir şeyler var. Seni bıçağın kör tarafıyla kessem doymam Melek. Ama anne senin iyiliğin için. Senden iyilik isteyen ne oldu? İyiyim ben. Bir dinlesen anne. Bir daha benim işime burnunu sokarsan, o burnunu koparır eline veririm senin. Yemin ettim. Yalan söylediğin için 2 hafta seninle konuşmuyorum Melek Taşkır. Anneciğim bir dinlesen, doktor çok iyiymiş. Gitsek diyorum. Anneciğim. Melek abla. Aman. Oyuncu dediğin her kalıba girer. Tamam mı şekerim? Rolünü öyle benimseyeceksin ki hiç kimse bir şey çakmayacak. Nasıl duruyorsunuz bunların üstünde ya? İpek, burada gülmen gerekiyordu. Ne oldu İpek? Neden ağlıyorsun? Ya, o kadar iyi birisin ki. Bütün bunları benim için yaptığına inanamıyorum. Senin için yapamayacağım şey yok. Ama ağlarsan olmaz ki. Peki. Ben seni ilk gördüğüm günden beri... ...ben sana...
İpek. Esin, ne oldu? Neden geldin? Konuşabilir miyiz? Hemen. Dinliyorum. İpek, birkaç gündür iyi görünmüyorsun. Ne olduğunu anlatmak ister misin? Neden bahsettiğini anlamadım. İpek, lütfen. Ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama üzgünsün. Ve bunun benimle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten anlamadım. İpek. Ya Erkan'la biz. Yani aramızda olanlar seni üzüyor mu bilmek istiyorum. Hayır. Niye üzüleyim ki? Hem senin adına sevindim. Erkan bize çok iyi biri. İpek, gözüme bak lütfen. Eğer Erkan'a karşı bir şeyler hissediyorsan gerçekten aradan çekilirim. İnan sorun değil. Benim için önemli olan sensin. Esin, sen yanlış anlamışsın. Hem Erkan Hoca benim sadece hocam. Emin misin? Ben ona aşığım. Kaç zamandır sana söylemeye çalışıyorum ama vakti yok ki. Sağ ol Barış. İpek. Seni duydum. Bir gün umudun kırılır, küserse sana dünya. Her baktığın yüzün ardında başka bir yüz olursa, vazgeçme güvenmekten. Bir şans daha ver hayata. Hayat bazen yanıltır, kızdırır insanı. Bir bakarsın boşalmış umudun kumbarası. Dön bak yine içine, orada bilsen bulursun. Bir gayret yeniden var hayata. Dön bak yine içine.